Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Cümlenizin Ramazan da mübarek eylesin inşallah. Eşek sütü haram mıdır? Bir yakınımız hasta tedavisinde kullanıyor. Haram olduğunu duymuş, size sormamızı istediler. Hanefiler ehil eşek etini yemezler. Ehil eşek etini caiz görmezler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Hayber'in fethinde Yahudiler gelirler derler ki sahabeler bizim kullandığımız eşekleri kesip yiyorlar ya Resulallah deyip şikayet ettiklerinde o da ehil eşek etini yasaklar. Ehil eşek etiyle beraber bir kadının teyzesiyle beraber, halasıyla beraber aynı nikah altında toplanılması da yasaklanmıştır. Hazreti Peygamber, o uzun bir hadistir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sonunda der ki ahir zamanda veya öyle bir zaman gelecek ki bacak bacak üstüne atmış, rahat koltuklarında oturan kimseler türeyecek, zuhur edecek. Bunlar diyecekler ki, sizinle bizim aramızda Allah'ın kitabı vardır. Ben onlardan uzağım, onlar da benden uzaktır kabilinden bir söz var orada. O yüzden normalde bunun kaynağı da o hadis-i şerif. O hadis-i şerife binaen Hanefilerin büyük bir kısmı ehil eşek etini, ehil at etini bu noktada caiz görmemişler. Ama Hanefilerin içerisinden bazıları at etine dair şey var. Değişik fetvalar var. Yiyebileceğine dair. Ama ben eşek etiyle alakalı hiçbir fetva okumadım. Bu noktada ayet-i kerimede yasak değil, o yüzden biz de bunu tanımayız diyenler yerler içerler. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yasaklamış. O hadis-i şerifin metninde şu da vardır. Peygamberin de yasakladığı Allah'ın yasakladığı gibidir der. Onun da karşılık ayet-i kerimesi Habibim ne söylediyse hevai hevesinden söylemedi. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ayet-i kerimelerinin tefsiri gibi. Buradan hareket ederekten eşek eti caiz olmadığı gibi ehil eşek eti, ehil eşek sütü de caiz olmaz. Bu eşek çiftlikleri kurdular şimdi, hepsi de ehil. Ve sağdırıyorsa ehil. Ehil olunca da sıkıntı var. Caiz değil. Teravih namazını, kaza namazı niyetine kılabilir miyiz? Kendi kendinize bunu kılarken yapabilirsiniz ama imam önde teravih namazına niyet etmiş, siz onun arkasında başka bir namaza niyet edemezsiniz. Öğleye niyet etmiş imam, öğleyi kılıyor, siz en son kılmadığınız öğlen namazının farzına niyetlenebilirsiniz. İmam öğleyi kılıyor çünkü. Ama imam teravihe niyet etmiş, siz onun arkasından başka bir namazın kazasını kılamazsınız. Cemaatle teravihi kılarken kaza niyet olur mu? Olmaz. Mübarek gün ve gecelerde, mübarek yerlerde ölenler kabir azabı çeker mi? Bu perşembe gecesi ölenler. Bu normalde Kadir gecesi ölenler, Arife günü ölenler, bunlarla alakalı hadis-i şerif var. Kabir azabının o günle alakalı. Yani perşembe gün vefat etti, perşembe gün cumaya bağlayan gün, işte cuma bitinceye kadar o kimseye kabir azabı yoktur, o gün için geçerli. Veyahut da Arife günü, mübarek gün vefat etti, Arife günü kabir azabı bu noktada yok. Dedemin vakıf olarak bağışladığı araziyi belediye kamulaştırıp oraya bina ve dükkan yaptı ve pay sahiplerine ödeme yaptı. Bu parayı kullanmamız caiz mi?
Dedeniz oraya ne vakıf olarak neye bağışlamıştı? Soru sahibi burada mı? Erkeklerden, o zaman bayanlardan demek. Hacıların dinlenmesi için bir arazi bağışlamıştı. Belediyenin bundan haberi var mı? Osmanlı zamanında kalmış. Oo, Osmanlı'da deden bağışlamış. Bu böyle kalmış. Sonradan belediye burayı bina yaptı. Kamulaştırdı. Burayı normalde parasını da pay sahiplerine dağıttı. Bu Darül İslam'da olsa pay sahipleri bu parayı kullanamazlar. Darül Harp olduğundan dolayı kullanabilirler. Burada çünkü Darül İslam'da çünkü o kimse böyle bir hayır hasenat ettiyse onu normalde böyle bir yerde devletin kendi kurumlarına kendisine lazımsa Darül İslam'da ona muadil bir yer, o vakfiyeye muadil bir yer tahsis edip o vakfiyeyi devam ettirmekle mükellef. Ama Darül İslam olmadığından dolayı o kimse normalde bu noktada onun vakfiyesini yok ediyor ya, vakfiyesini yok ediyor. Burada geride kalan mirasçıların elinden gelen bir şey yok. Geride kalan mirasçılar elinden gelen bir şey olmadığından dolayı bu parayı normalde götürüp de bir başka bir yere de yatırmaları da mümkün değil Darül Harp'te. Uzun bir mesele. Yani Darül Harp, Darül İslam hukukuna girdiğimizde çok sıkıntı var. En büyük handikaplardan birisi bu. Cenaze namazında secde edilmemesinin hikmeti nedir? Cenaze namazı aslında cenaze namazı deriz de cenaze bir duadan ibarettir. Salatü selam ve duadır. Aslında normalde tam bir namaz değildir. O yüzden normalde o esnada meftaya hürmeten dua edilir. Meftaya hürmeten dua edilir. Hızla gömülür. Hamile bayanların çocukta bir problem çıksa dahi aldırmayı düşünmemesi halinde İkili ve üçlü tarama testleri yaptırmaları uygun mudur? Uygun. İstedikleri testleri yaptırsınlar. Kusmak orucu bozar mı? Normalde Hanefi'ye göre bir kimse bir ağız dolusu kusarsa o kimsenin orucu bozulur, kaza gerektirmez. Özür dilerim, ceza gerektirmez. Bir ağız dolusu kusmak Hanefi'ye göre orucu bozdurur. Şafi'de bilmiyorum. Şafi'de nasıl hocam? Siz de bilmiyorsunuz. Şafi'de bilen var mı? Yok. Süleymaniye Vakfı'nda kadınların hayızlı olmaları durumunda oruç tutabileceği söyleniyor. Bunu söyleyen kardeşlere nasıl nasihat edelim? Ayşe annemizden rivayet edilen hadisin değiştirildiğini söylüyorlar. Onlar çok hadislerin üzerinde değiştirildiğini söyleyip hadisleri reddeden noktadalar. Canları isterse canlarının istediği hadisleri veyahut da bütünüyle hadisleri reddeden bir anlayışa sahipler. O yüzden böyle bir anlayışa sahip kimselere karşı ben bir hadis-i şerif zayıfsa dahi o kimsenin sözüne bakmaktansa, onun sözüne tutmaktansa ben o zayıf hadisle amel etmeyi, imamların içtihadıyla amel etmeyi kendimce doğru görüyorum. O Süleymaniye Vakfı'nın başındaki neydi onun adı? Abdülaziz Bayındır'ın aklına uyacağıma gider İmam Buhari'nin aklına uyarım, gider İmam-ı Azam'ın aklına uyarım. Gider Hazreti sahabelerin herhangi bir kimsenin aklına uyarım. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin bu noktada sözü var, aklı var. Gider onun aklına uyarım. O yüzden Abdülaziz Bayındır'ın gelgitlerine uymak zorunda değilim. Bende de öyle bir gelgit olursa siz de bu gelgitlere uymayın. Bu bütün ümmeti bağlayan bir şeydir. Bu hezeyan bunların hepsi de. Her sene bir şey atıyorlar ortaya bunlar. Her sene ümmetin başını
bu noktada kafasını bulandırıyorlar, bunu da beceriyorlar. Sanki bu normalde hayızlı, yani millet orucunu tuttu da hayızlılar kaldı. Ya ölüyordu bu böyle hayızla oruç tutacak olan kadınlar, böyle ay ne mutlu oldular, ne mutlu oldular. Ya bunu söyleyince ülkedeki bütün Müslüman kadınlar oruç tutmaya başladılar harıl harıl sanki. Yani hayızda oruç tutmamak kadınlara çok zor geliyordu. Yani kadınlar o kadar, erkekler, kadınlar o kadar çok Allah ve Resulünü sevip ibadet aşkıyla yanıp tutuşuyorlar ki hayızlı zamanlarında dahi namaz kılıp oruç tutmak, Beytullah'ı tavaf etmek istiyorlar. Ne derdi adamın? Bunu 5-10 seneden beri söylüyor. Söyledi, bir şey mi değişti? Dinin kılcal damarlarıyla oynuyorlar. Dinin kendi kılcal aklıyla, fikriyle, mantığıyla oynuyorlar. 1400 yıldan beri hiç kimsenin kafası çalışmadı, basmadı. Abdülaziz Bayındır'ın kafası bastı. 1400 yıldan beri kimsenin kafası basmadı. Vardı ya bir tane daha, o şimdi kanser. Yaşar Nuri'nin kafası bastı. 1500 yıldan beri, 1400 yıldan beri kimsenin kafası basmadı. Bunca gelen o alim, o zevat bu meseleden bir haberdi. Yani selef imamları bir haber. Yani sahabeden ilim almış tabiin bir haber. Sahabeden ilim almış tabiin, bir tabiin bu gerçeklerden bir haber olduğu gibi tebaî tabiin de bir haber. Yani İmam-ı Azam tabiini görmüş, tabiinden ilim nakletmiş. Tabiin kim? Sahabeyi görenler. Sahabeden ilim nakletmiş olanlar var. Tabiin alimleri. Onlar bir haber. Sahabeler bir haber. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dizinin dibinde yetişmişler. Tabi onlara göre bu hadisleri nakledenlerin hepsi de yalancı, haşa. Kim doğru? 1400 yıl sonra gelmiş olan kimse doğru. Taharetlenmesini bilmeyen kimse doğru söylüyor. 1400 yıl sonra. Sahabe gitti, tabiin gitti, tebaî tabiin gitti, imamlar gitti. Dini ilim noktasında en yakın dairede yaşayan kimseler, birincisi, birinci halaka sahabe. Birinci halakanın yaşadığını, gördüğünü, söylediğini reddetti. İkinci halakayı reddetti. Üçüncü halakayı reddetti. Dördüncü halakayı da reddetti. Hiç kimse bunu görmüyor. Dini bizatihi. Dini bizatihi geldiği gibi fırından çıkmış taptaze ekmek gibi onu koklamış, onu yaşamış, onu derinlemesine yaşamış. Onu Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dizinin dibinde yaşamış. Dizinin dibinde, gözünün önünde. Onun dizinin dibinde, gözünün önünde yaşayan kimseleri attı. Attı kenara. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadislerini atan onları atmaz mı?
Ve bu ümmet bunu görmüyor. Ne acı bir şey. Ve bu devlet ona maaş veriyor. Üniversitede öğretim görevlisi bu kimse. Yani bu ne adına maaş veriyor, ne adına bunu tutuyor orada? Ve bunlar öğrenci yetiştiriyorlar. İlahiyatlar bu mu noktada? Karma karışık. Ya hadi gidin siz havarileri atın Hristiyanlığın içerisinde. Hristiyanlığın içerisinde havarileri attığınızda din kalmaz. Bakın Hristiyan dininin içerisinde şu anda havarileri kabul etmiyoruz derseniz din kalmaz. Çünkü İncil'lerin hepsi de havarilerden nakledilme. Hatta havariden nakledenden nakletmişler. Yazılı bir şey de yok. Hatta şu anda kullanılan Katolik dünyasının İncil'i Pavlos'un. Havariden nakledenden nakledenden nakletmiş. Dördüncü kuşak. Dördüncü kuşak. Hristiyan dünyasında hiç böyle bir tartışma yok. Var mı Hristiyan dünyasında bir tartışma? Diyorlar mı bize Allah'ın kitabı lazım, başka bir şey lazım değil diye. Çünkü Allah'ın kitabı denilen ortada bir kitap yok. Bunlar Pavlos zihniyetli. Bunlar Pavlos kafalı. Bunlar Pavlos'un yolundan gidiyorlar. Pavlos'un yolcusu bunlar. Bunlar başka bir şey değil. Bir kimse hadisleri reddediyorsa, ashabın sözlerini reddediyorsa, o kimse Pavlos kafalıdır. Başka hiçbir şey değil. Bunlar Pavlos kafalı. Ya sahabeyi reddedince dini birinci dereceden yaşayan onlar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dizinin dibinde yaşayan onlar, onları reddedince sen neyi reddettiğinin farkında mısın? Ondan sonra IŞİD çıkıyor. IŞİD'i çıkarmak için yapıyorlar. Ondan sonra bir merdiven altından bir cemaat çıkıyor. Neydi belirsiz. Merdiven altından bir tarikat çıkıyor. Neydi belirsiz. Çünkü sünnete uymayı şart koşmuş olsalar sünnet-i Resulullah'ta istedikleri gibi davranamayacaklar. Sünnet-i Resulullah'a uyan bir kimse hevai hevesine uyaraktan ayetleri yorumlamayacak, hevai hevesine uyaraktan dini yorumlayamayacak. Bunların hepsi de Pavlos kafalı. Hepsi de Pavlos kafalı. Siz yani bunu çok acı bir şey, bu da çok dik bir şey bu söylediğim şey. Onların la ilahe illallah Muhammeden Resulullah dediklerine bakmayın. Evet. Bir kimse hadisleri reddediyorsa Pavlos kafalıdır o. O dine, ümmet-i Muhammed'e zulmediyor. Dine ve ümmet-i Muhammed'e ihanet ediyor. Kur'an ve sünnet yoluna ihanet ediyor. İnsanların kafasını bulandırıyor çünkü. Pavlos kafalı. Başka hiçbir şey değil. Bir kimse hadisleri reddediyorsa Pavlos kafalı. Dinlemeyin. Bil ki onlar Müslümanları ifsad etmek için özel hazırlanmış, tezgahlanmış, karanlık mahvellerde yetiştirilmiş, ümmetin önüne konmuş kimseler. Bunlar bir şekilde avlanmışlar. Bunlar avlanmış insanlar. Ya bunların ceplerine dolar koydular, ya bunların koyunlarına birer tane hatun koydular. Bunların resimlerini mi çektiler? Onların ellerinde banka hesapları mı var? Gidip gizli servisler bunlara bir şey mi yaptı? Yoksa bunları böyle eşcinsel bir davranışları mı var? Ensest ilişkileri mi var? Bunların bir şeyleri var muhakkak.
Bunlara bir yerden yakalanmış, başka bir şey artık düşünemiyorum. Bunu yakalamışlar bir yerden bunları. Bunlar böyle iplerini başkalarının eline geçirmişler. Oynat yavrum oynat. Oynat yavrum oynat. Bunları oynatıyorlar istedikleri gibi. İstedikleri gibi oynatıyorlar. Bunlara istedikleri açıklamaları yapıyorlar. Bunlar hani böyle sanatçıyım deyip de ortalığa düşenler var ya, onların başlarında birer tane yönetmen, yönetici, bilmem ne cıvırcı zıvırcı vardır onlar. Onlar derler bunu böyle söyleyeceksin, böyle söyle. Kocandan boşan boşanırlar, evlen evlenirler, çocuğunu at atarlar, reddet reddederler. Bir curcuna çıkar, bütün herkes televizyona koşar, filanca çocuğunu reddetmiş. Hiç alakası yoktur, ipi onun başkasının elindedir. Onun CD'sini satacaklar, filmini izletecekler ya. Ona böyle asparagas bir şey yaptırırlar. Bunların başında çünkü birer tane böyle bu işlere bakan insanları vardır. Bütün insanlar da aa filanca şunu yapmışlar koşar televizyona. Aa fişmanca şunu yapmışlar alır CD'sini gerizekalı gibi. Algı operasyonu bunlar. Bunlara da bir bomba patlatıyorlar. Televizyoncular mı patlatıyor? Bu gizli mahveller mi patlatıyor? Bir bakıyorsun birisi çıkıyor. Kur'an ve sünnetin açık hiç tartışma kaldırmayacak, su götürmeyecek herhangi bir meselesini reddediyorlar. Mustafa İslamoğlu kaderi reddediyor adam. Kader denilen bir şey yoktur diyor. Kadere iman denilen bir şey de yoktur diyor. Bunları isimlendirmiyordum yıllardan beri. Canıma tak etti artık. Kaderi reddediyor adam. Kader diye bir şey yoktur diyor. Kadere iman etmek imanın en önemli özelliklerinden, şartlarından birisi. Reddediyor. Reddediyor. Kaderi reddeden, hadislerin büyük bir çoğunluğunu reddeden bir adamın arkasında insanlar tefsirci diye gidiyor. Gidiyor. Abdülaziz Bayındır reddediyor hadisleri. Bütün adam reddediyor. Millet gidiyor peşinden. Veyahut da hoşlarına gidiyor. Onlar da ayrı bir kutup. Nerede yepyedekler var onları topluyorlar. Allah muhafaza eylesin. Ama bunlar gerçekten asparagas. Kamuoyunu meşgul etmek için uğraşıyorlar. Allah bizi muhafaza eylesin. Evlilik akdine giden yolda dinimizce uygun olan ailelerin de haberi var iken önce 3 kere görüşüp ondan sonra çift onay verince aileleri tanışıp ona göre hareket etmek mi? Yoksa önce ailelerin tanışıp o tanışmadan sonra aileler ona yeri verince mi o 3 görüşme yapılmalı? Doğru olan hangisi? Bunlar sünnet-i Resulullah'ta evlenecek olan kimselerin 3 sefer görüşmesine müsaade edilmiş. Bunda Hanefilere göre ailelerin çok büyük bir etkisi olmaması gerekir. Burada bizim toplumda bir gelenek görenek olarak bu devam ediyor. Aileler evliliklerde çok etkenler. Anne babalar çocuklarının üzerinde olumsuz bir noktada da olumlu bir noktada da çok etkenler. O yüzden burada ailelerin haberi olma şartiyeti hadis-i şerifin metninde yok. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki evlenecek olan insanların 3 sefer birbirleriyle görüşme hakları var. Bunu ailenin reddetmesi mümkün değil, ailelerin bu noktada itiraz etmesi de mümkün değil. Ancak aile evlenecek olan erkeğe ve kıza evlenecek olan, talip olan veya talip olunanlarla alakalı bir böyle bilgi, fikir toplayabilir bu noktada bir şüphesi var ise ve çocuğunun önüne işte eksilerini artılarını koyabilir. Yavrum iyi düşün. Karar verirken ona yardımcı olma bağında. Karar verirken aileler
çocuklarına yardımcı olma noktasında destek olurlar. Ailelerin onların üzerinde bir yaptırım uygulamaları sünnet-i Resulullah'ta Hanefi'ye göre mümkün değil. Çift o üç görüşme sonrası direkt evlenmek zorunda mı? Hayır. Üç görüşme olur. Taraflardan birisi uygun görmüyorsa evlenmez. Yani üç görüşme sonrası nişanlanınca aileler arasında belirlenen evlilik tarihine kadar nişanlı olduğu halde o üç görüşmeyi kullandı diye bir daha görüşemez. Görüşemez. Allah rızası için tüm bunların doğru olanı neyse detaylı olarak cevaplar mısınız? Ayrıca tüm bu soruların cevaplarını sizden duymaya çok ihtiyacımız var. Evlenecek olan çocuklar, gençler, ihtiyarlar, yaşlılar, kimse 3 sefer görüşme hakkı var. 3 sefer görüştükten sonra taraflar birbirleriyle alakalı bu görüşmenin sonucunda olumlu bir yol, olumlu bir kendilerine düşünce önlerine koyarlarsa anında o esnada dahi evlenmeye hakları var. Kız derse ki babasına, baba beni bu gece bu adamla nikahla, kızın babası o gece o kızı o adamla nikahla. Derse ki erkek ailesine, bakın ben bu kızla 3 sefer görüştüm, bitti, benim için uygun. Bu akşam isteyin, bu akşam bizi nikahlayın. Erkeğin annesi babası dini hukuku söylüyorum. O gece o kızı nikahla. Eğer kız kabul ediyorsa. Aile çocuğuna evlenmesine yardımcı olacaksa yardımcı olur. Kızsa evlenen aile annesi babası şunu diyebilir. Evladım istediğin zaman istediğin düğün gününü koy. O gün senin düğününü yaparız. Bitti. Erkeğe şunu diyebilir, evladım istediğin gününe düğün mü koyacaksın, nişan mı koyacaksın, ne yapacaksan sen gününü tayin et, biz o gün için işimizi hallederiz. Ne varsa, gücümüz ne yetiyorsa, kız ve erkek anne ve babasından fazlaca bir talepkar olmaz. Evlenecek olan erkek ve kız düşünecek onu. İslam hukukuna göre aileler çocuklarını nikahlamak, onları evlendirmekle mükellef. Güçlerinin yettiğince. Güçlerinin yettiğince. Adam dedi ki evladım 10 lira param var. Al 10 lirayı. Ne yapıyorsan yap. Evlen. Sana verebileceğim 10 liram var. Ya baba 20 lira lazım. 5-6 ay daha beklersen sana 20 lira veririm. Şimdi yok. 10 lirayla işini halledebiliyorsan hallet. 5 lirayla işini halledebiliyorsan hallet. Ailelerinin yapacağı bu olmaz. Kasım'da sünnet cemiyetimiz var ama oğlumun sünneti cumartesi günü olacak. Hayır duanızı istiyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Cumartesi günü yanlış bir gün mü? O yüzden mi ama diye kullanmış. Kim bu kardeş? Neden ama diye söyledim böyle? Allah yardımcın olsun inşallah. Cumartesi gece mi? Allah yardımcınız olsun inşallah. Ticarette satmış olduğumuz ürün için belli bir kar yüzdesi var mı? Yok Hanefi'ye göre. İstediğiniz karda satabilirsiniz. Hanefi'ye göre devletin ona belli bir kar nah uygulaması, eski dilde nah diyorlar ona, uygulaması caiz değil. O yüzden bir kimse isterse 1 liraya alıp 1500 liraya satabilir. Öyle bir müşteri bulursanız bana da haber verin. Aldatmak yok. Aldatmak yok. Yani sen paşa bahçe bardak satarken bu da dikiş de diker bu bardak dersen bu olmalı. Aldatmak yok. Ya bu bardak su içilir bundan. Yok bu dikiş de dikiyor. Öyle satmıyorsun değil mi Barbaros? Sende öyle dikiş diken bardaklar yok değil mi? He? Yok.
Önceden çay bardağı satıyordu pazarda birisi de. Bildiğin çay bardağı satıyor. Bağırıyordu ondan sonra. Şeyde bir de onu böyle vuruyordu bir tavaya böyle. Hani bardak kırılmıyor gibisinden. Güm 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 vuruyor. Ben de maydanoz satıyorum o zaman. Seyrediyorum adamı. Adam tavanın arkasına vuruyor. Kırılmaz abla bu bardak diyor. Satıyor şimdi. Evladım kırılmaz mı? Kırılmaz. İşte şu olur mu? Olmaz. En sonunda kadına dedi. Dikiş bile diker abla bu dedi. Aldı kadın. Ben baktım maydanozlara, benim maydanozlar dikiş tutmuyor. O yüzden onun sattığı bardak dikiş bile dikiyor. Sen öyle satma. Böyle aldatmak yok. Ama latifeden derse ki hani böyle kinayesine bu bardak dikiş de dikiyor diye o ayrı mesele. Allah hayırlısını eylesin. Fâlevennâhû. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha Maşallah. Amin. Destur.